Kolaylıklar dilerim. Ben Bora Bey'le görüşecektim. Yani? İş var burası. Buyurun benim odamda. Geleyim. Masadaki formları doldur, sırayla alacağız içeri. Merhabalar. Merhaba. Formumuzu alalım. İyi olan kazansın değil mi? Evli misin yoksa? Evet, ne oldu ki? Geçmiş olsun pap. Nereye gidersen git, önce bekarlar tercih edilir. Kocaymış, çocukmuş, çalışanın ayağına dolanır diye istemez patron. Maaşla mı yazdın? 3. 8 yazsın. Bora Bey en fazla maaş talep edeni ciddi alıyormuş. Hırslı bulup masada kendisi pazarlık ediyormuş hatta. Okula ben açık öğretimde yazacağım. Ne varsa yazacağım valla. Üniversite mezunu olmayanı kapıdan bile geçirmiyorlarmış zaten. Evet, formları alayım. Buyurun. Ama en son sen geldin. İlk ben verdim ama. Ama biz kaç saattir bekliyoruz? Yapacak bir şey yok. Bora Bey çağırdı beni. Kartını verdi bana. Biraz kedim yedi de şunu yuttu falan. O yüzden o delik orada. Ama hiç sorun değil. İmzası duruyor. İmzasını tanırsınız herhalde patronunuzu, değil mi? Prosedür gereği dedi. Sen gel dedi. İş hazır dedi. Senin dedi. Bunları gönderecek. Siz şey yapmayın. Gel. Form masaya bırakabilirsiniz. Ada Tözün. 1995 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız buraya hiç tecrübeniz... Selam. Bak, sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit, merak etme. Tabii, buyurun. Ne işin var senin burada? Başın sıkışırsa ara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet, sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey yaşandı. İlaçların yan etkisi malum. Ben de biraz şuursuzluk yaptı. Şuursuzluk. Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tamamen? Versene bakayım. Verir misin? Merak ettim, bakacağım. Ay, hiç mi görmediniz kendi kartınızı lütfen? Ver şu kartı bana. Müthiş. Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak, şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın... ...bir şaheser olabilirmiş, biliyor musun? Ben onu aradım, bulamadım. Şey, Bora Bey... Ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım, biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız, gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş ağrısı olabilir demişti ama... ...kişilik değişikliğinden hiç bahsetmemişti, biliyor musun? Ya değil mi? Olabiliyor demek ki, benim de başıma ilk defa geliyor, ben de tam bilmiyorum. Okudunuz Bora Bey, ben Ada Tözün. 1995 doğumluyum. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Bekarım. Bayağı bekarım ben. Yarışmaya nereden katıldınız? Hayır, ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı söyleyeceğim de... ...sonra da para bana açtırırız ha. Olur mu? Güzel mi?
Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. İyi başladık Bora Bey. Çok güldüm, iyiydi bu. Bora Bey, ben kendim bilimlere yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması pek mümkün olmuyor maalesef. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğimi düşünüyor musun? Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Maaş mı? Evet, evet maaş. Hatta prim, sigorta, araba, arabanın hepsi bizden, şirketten. Aa, çok iyi. Benim arabama verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha, öyle mi? Öyle. Oh. Oh, güzel para. Ay. 45 bin. Bora Bey, size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey, şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır 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 ödeyeyim o parayı. Ha? Bende paranız kalmaz Bora Bey. Beni fiden biliyor. Sorun soruşturun mahalleye. Ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki, böyle olmaz. Bir daha ben geleyim, bir daha başlayayım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü gününü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz, buyurun. Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey, lütfen. Okumayacağım, çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazıyı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden içten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Heh. Ekmek parası Bora Bey. Açız. Hafıza. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip büküp 180 derece döndürüp bir de buna inanıp bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı? Sen dün bana, beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sığır gibi 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 laflar sarf ettin, doğru muyum? Doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam, okuyun, ben çıkayım, hadi. Güvenli arıyorum. Ay, tamam, ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey, sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben sizi çekeyim. Ya okumayın. Aa, çok özür dilerim, yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya, bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok, değil. Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ya? Çıkar mısın lütfen? Bana bak, bana bakar mısın? Bak, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı, evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık, dışarı çık. Çık, çık, şirketten de çık. Aşk kendi seçer.